Herkese merhaba. Herhangi bir şeyi vaktinden önce kutlamak hiç iyi bir fikir değildir. Çünkü bazen son dakikada başarısızlığa uğrayabilirsiniz ve bunu değiştirmek için elinizden hiçbir şey gelmez. Ve inanılmaz utanç verici durumları daha da kötü yapan şey ise sizi izleyen insanlar için bu durumların çok eğlenceli olmasıdır. Hadi başlayalım. Kazanmak harikadır ancak sürekli sürünün lideri olmakla ilgili tek sorun diğerlerinden bir şeyler öğrenmek için gerekli perspektifinizin olmamasıdır. Ricardo Russo burada da bu sorunla karşılaştı. Eğer önünde birkaç kişi olsaydı henüz kazanmadığı yarışta kutlama yapmak için yarışı terk etmek yerine gidilecek bir tur daha olduğunu fark edebilirdi. Herkes hala yarıştayken adamın neler olduğunun farkına varması yıllar sürdü. Ricardo'nun yarış yetenekleri oldukça iyi ama biraz da sayma becerisini geliştirmesi gerekiyor. Centilmence spor yapmak harikadır. Ancak her sektörde olduğu gibi çok ileri gitmemeniz önemlidir. Çünkü bir noktadan sonra oyun yerine stille oynamaya başlıyorsunuz. Kosuke Heshino da bu konuda dersini aldı. Harika bir yerde bulunuyor ve sahada önü bomboş. Bu yüzden sayı kazanmayı denemek istemesi hiç de mantıksız değil. Kosuke sayı kazanmak için kariyerindeki en şık denemelerinden birini yapıyor. Ne de olsa artık onu kimse durduramaz. Tabii kendisinden başka. Unutmayın, her zaman kendi kendinizin düşmanı olabilirsiniz. Büyük bir şampiyonayı kazandığınızda ilk yapmak isteyeceğiniz şey başarınızı sahanın kenarında sizi bekleyen takımınızla ve ailenizle kutlamak olacaktır. Ancak önce bitiş çizgisini geçtiğinizden emin olmalısınız. Bu Björn Werdheim'ın tek hatasıydı. Yarışta önde ilerliyordu ve damalı bayrağa yaklaşmasına çok az kalmıştı. Ancak Björn'ün yaptığı gibi bitiş çizgisine gelmeden durursanız tüm bunların bir anlamı kalmaz. Yaptığı hatayı ancak rakibi ışık hızıyla gelip Björn'ü geçtiğinde fark etti. Artık çok geçti ve Björn yarışı ikinci olarak bitirdi. Ekibinin Björn'ün ilk başta yapmaya çalıştığı bu kutlamaya katılmak istediğini sanmıyorum. Bir sporcunun kazanmadığı zaferin kutlamasını yapmak için maçı terk etmesi oldukça kötü. Bunu tüm takımın yapmasıysa daha da kötü. Bu Hırvat takımın oyunun bitmesinden 6 saniye önce 3 puanlık bir atış yaptığı çok netti. Üstelik bu onlar için harikaydı. Ama belki de sırtlarını rakiplerine dönüp zafer kutlaması için birbirlerine sarılmadan önce 6 saniyenin bitmesini bekleselerdi daha iyi olurdu. Sırp Pirates Sun takımı maçın bitmesine 6 saniye kaldığının farkındaydı ve tüm güçleriyle bu saniyeleri kendileri için kullandılar. Eğer beyzbol hayranıysanız The Freeze ile ilgili her şeyi biliyorsunuzdur. Bu hayran, Atlanta ve New York Mets arasında yapılan maçta gizemli bir adamla yarış yapma şansına erişti. Hatta inanılmaz iyi bir başlangıç yaptı. Belki de kendinden bu kadar emin olup bitiş çizgisinden hemen önce yavaşlayıp kalabalığı coşturmaya çalışmasaydı başarılı da olabilirdi. Ne derler bilirsiniz, yüksekten düşenin canı çok daha yanar. Gerçekten de bu adam çok yükseklerdeydi ve gerçekten de canı çok yandı. Yani sanırım bu söylenen doğruymuş. Drift yapmanın bir arabayla yapabileceğiniz en zor şey olduğu bilinir. Bu yüzden drift yaparken elde edeceğiniz başarı kesinlikle kutlamaya değer. Ancak bu aynı zamanda kutlamayla driftin aynı anda yapılmaması gerektiği anlamına geliyor. Neden böyle dediğimi anlamadınız mı? İzlemeye devam edin. Gördünüz mü? Bence ellerinizi direksiyonda tutmanız ve arabayı durdurduktan sonra hayranlarınıza el sallamanız en iyisi. Yoksa ortada bir araba kalmayabilir. Genellikle ya büyük oyna ya da hiç oynama deriz. Bu büyük ihtimalle erken kutlama yapacağınız zaman söylenecek bir laf değil. Bu dünya poker turnuvası oyuncusu bu gerçeği yeni öğrendi. 1 milyon dolarlık kazancın ardından zafer kutlaması yaptı ve rakibini silip süpürdüğünden çok emindi. Bağırdı, etrafta zıpladı, ceketini çıkardı ve ceketini yere bile fırlattı. O ceketi çıkarıp böyle bir hareket yapmak için üzerindeki kıyafet seçimi biraz garip olmuş. Ancak büyük partisindeki en büyük hata kıyafeti değildi. Asıl hata son kart dağıtılmadan önce kutlama yapmayı seçmiş olmasıydı. Adil olmak gerekirse bu adamın rakibini yenmesi için tek bir karta ihtiyacı vardı. Sakın unutmayın, bunun gibi bir kutlama yaparsanız sonunda pişman olabilirsiniz. Bu erken kutlama yapmakla ilgili değil, aynı zamanda kutlama yapmak için seçtiğiniz anla ilgili. Megan Rutledge muazzam yarıştı ve birinci olmak üzereydi. Bu yüzden bir anlığına müstakbel zaferini kutlamak için atlayışın tam zirvesindeyken elini kaldırdı. Ne yazık ki küçük bir hata yaptı. Eğer elini frenden çekmeseydi başarılı olabilirdi. Motoru burun üstü yere düşmeden ve kaza yapmadan önce yaptığı hatayı telafi edecek zamanı da yoktu. Böylece neredeyse rakiplerine tamamen lider olma fırsatı vermiş oldu. Unutmayın, rakipleriniz siz öndeyken bir anlığına bile dursanız sizi yenmek için daha azimli olacaklardır.
Bu yüzden eğer gözyaşlarına boğulmak istemiyorsanız kutlamalarınızı hep bitiş çizgisini geçtikten sonra yapmanızda fayda var. Bu erken kutlamanın en iyi kısmını belki hemen fark edemeyebilirsiniz ancak bunu daha önce de görmüştük. Kaleci zafer kazandıklarını zannederek kutlama yapmak için kaleyi terk eder. Top da direkt olarak ağlarla buluşur. Bu her zaman komiktir ancak bu görüntüler çok daha özel. Çünkü bu kalecinin böyle bir kutlama yapmak için hiçbir sebebi yoktu. Üstelik topu da kurtarmadı. Sadece rakibinin attığı top kaleyi sıyırdı. Mutlu olmak güzel bir şey ancak bu yüzden gösteri yapmak bu noktada kesinlikle çok yersiz bir hareket. Bunun yerine kalesinde duran kendini beğenmiş bir kaleci görmek daha iyidir. NBA dünyanın en popüler spor liglerinden biridir. Bunun nedenini fark etmek hiç de zor değil. Bu lig inanılmaz yetenek anlarıyla ve çeviklikle doludur. Bir de bu gibi anlarla. Bu oyunla ilgili en harika olan şey oyuncuların sergilediği davranışlar. Burada Nick Young böbürlenerek 3 puanlık atışını kutluyor. Aslında o kadar çok böbürleniyor ki atışı kaçırdığını fark etmiyor bile. Tabii bu NBA tarihinde olan ilk vaka değil. En havalı davranışları sergileyen kişi yalnızca Young da değil. Burada puanlar Kemba Walker'a gidiyor. İnsanların en çok havalı sporcuları hatırlayacağı bir gerçek. Ancak havalı olmak size olimpiyatlarda altın madalya kazandıracak olan şey değil. Snowboardçu Lacey Jacob Ellis size tam olarak bunu kanıtlayacak. Tabii bu gerçeği 2006 yılında olimpiyat snowboard cross yarışlarında zor yoldan öğrendi. Yarış sırasında herkesin favorisi olan dünya şampiyonunu sıkıştırıyor. Çok geçmeden ele geçirdiği liderlikle de ne kadar başarılı olduğunu hızlı bir şekilde kanıtladı. Önünde yalnızca 2 atlayış kalmıştı. Ancak stile puan vermeyen bir yarışta atlayışından sonra artistik bir hareket yapmaya karar verdi. Fakat bu işe yaramadı. Şunu unutmayın, önce kazanın, sonra tarzını ekleyin. Hepimiz bu atletten bir hayat dersi öğrenebiliriz. Her zaman elinden gelenin en iyisini yap. Bu adam yenilmeyeceğinden o kadar emin ki, bitiş çizgisine yakın bir yerlerdeyken kalabalığa zaferi için neşelenmelerini söylemekle kalmadı, bir de son birkaç metreyi yavaşlayarak koşacak kadar da burnu büyük davrandı. Bu çok güzel bir an çünkü kalabalığın onun için tezahürat yapmadığı hakkında en ufak bir fikri yok. Kalabalık tam olarak arkasında hızlıca koşan rakibi için coşmuş durumdaydı. Yenildiğini fark ettiğinde yüzünün aldığı şekle bir bakın. Kazanandan çok rahatsız olmuş gibi görünüyor. Bir sınavda yazı yazarken sınavı bitirdiğinizi düşünerek etrafınıza baktığınız ve sonra da sınav kağıdındaki bir sayfayı atladığınızı fark ettiğiniz oldu mu? Şimdi bunu bir hayal edin. Ancak sınav yerine uluslararası bisiklet yarışlarında olduğunuzu düşünün. Luca Pibernik yarışı kazandığını zannetti ve bilirsiniz. Bu sevincin mantıksız olduğunu düşünemezsiniz çünkü bitiş çizgisini geçmişti. Tek sorun bu yarışın son turu değildi. Arkasına bakıp herkesin canla başla bisiklet sürdüğünü gördüğünde yanıldığını anladı. Luca sonunda yarışı kazanamadı. Fiziksel güce dayalı olsa bile sporda mental güç de çok önemlidir. Sizi anlamayan ya da açık açık sizi kandırmaya çalışan rakiplerinize asla güvenemezsiniz. Lin Sven kesinlikle bu durumu nasıl lehine çevireceğini biliyordu. Topu nasıl kaçırdığını ve sonra da nasıl sihirli bir şekilde topu sahaya geri attığına bir bakın. Ne bu, büyücülük mü? Hayır, bu yalnızca iyi yapılmış eski moda bir hareket. Tekrarında da görebilirsiniz. Lins açık bir şekilde topu yakalamıştı. Ancak herkesi kandırdı. Yorumcular bile oyunculuk yeteneğinden etkilendiler. Üstelik bu davranışının karşılığını da aldı. Vurucu, sayı vuruşu için kendinden emin bir şekilde yola koyuldu ancak Lins onu kandırmıştı.